Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi muzun faydaları nelerdir onu anlatacağım. Hadi şimdi videoya başlıyoruz. Muzun faydaları nelerdir? Maddeler halinde muzun faydaları içerdiği mineraller, vitaminler yanı sıra besleyici olmasından dolayı dünyada portakal ve elmadan sonra en çok tüketilen meyvelerden biri olan muzun sağlığa faydaları oldukça fazladır. Özellikle terlemeden sonra gücünü yitiren kasları güçlendirmek için sporcuların vazgeçmediği muzun faydaları bazılarını sizler için derledim. İşte muzun faydaları. Muz etli kabuğun içinde yumuşak posalı bir tropik meyvedir. Bilimsel adı Musa ucuminata'dır. Hafif kaviste ve uzunca bir meyvedir. Yetiştiği muz ağacının tepesine yakın tepelerde kümeler halinde büyürler. Muz yeşil ve kırmızı, sarı ve kahverengi olgunlaşmış dahil olmak üzere bir dizi renkte olabilir. Bir muz ağacı dünyadaki en büyük çiçekli otsu ve bitkidir. Bir porsiyon veya 126 gram muz yaklaşık 110 kalori ve 30 gram karbonhidrat içerir. Peki muzun faydaları nelerdir? Muz hakkında faydalı bilgiler. Muz olgunlaştığı zaman doğrudan yenilebilir veya meyve salatalarına meyve suyu olarak tüketilebilir. Ayrıca hızlı bir enerji patlaması için kahvaltılık gevreklerin ya da atıştırmalara lezzet katmak için katılabilir. Muzlar dünyada 100'den fazla ülkede yetişmektedir. Muzlar zengin bir protein potasyonu, karbonhidrat ve diyet lifi kaynağıdır. Sıfır yağ ve kolesterol yanı sıra sodyum var, etkileyici besin içerikleri, vitamin C, vitamini B6, riboflavin, folat, pantotenik asit ve niasin gibi vitaminler ve diğer vitaminler eser miktarı içerir. İşte muzun faydaları. Maddeler halinde muzun faydaları. Muz sağlığa yararı olan muhtemel meyvelerden biri de muzun faydaları bazıları şunlardır. Yüksek fiber içeriği tok tutar. Muz hem çözünür hem de çözünmez lifle yüklüdür. Çözünür lif sindirim yavaşlatma ve kendinizi daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Bu yüzden muz genellikle kahvaltı öğünlerin dahil edilir. Böylece bir sonraki yemek için endişelenmenize gerek kalmadan gününüze başlayabilirsiniz. Kalp sağlığı, yüksek lifli gıdalar kalbe iyi gelir. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma göre muz gibi lif bakımından zengin gıdaları tüketilmesi ayrıca hem arttırılması hem kardiyovasküler hastalık KVKH hem de koroner kalp hastalığı KKH riskini azaltabilir. Sindirim kolaylaştırır. Muzun tatlı ve ekşi bir tadı vardır. Tatlı ya da sahip olmasının ağırlık duygusunu getiren söylenir. Ancak ekşi tadı aknayıp sindirim suları uygulandığı böylece sindirim desteklediği ve metaplazmayı geliştirmede yardımcı olduğu bilinmektedir. Besinlerin güç merkezi beslenme ve söz konusu olduğunda muz açık ara en çok tercih edilmektedir. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfat, niasin, riboflavin ve B6 gibi temel vitamin mineralleri yüklüdür. Bunların hepsi vücudun düzgün işlevleri katkıda bulunur ve sizi sağlıklı tutar. Yüksek potasyum kaynağı muzdaki yüksek potasyum içerdiği onu süper meyve yapar. Bu mineral sağlığa yararlı birçok özelliği ile bilinir. Kalp atışı ve kan basıncının düzenleme yardımcı olur ve beyni uyarır. Kalbimizi, beynimizi daha sağlıklı tutmak, yüksek tansiyonu daha sağlıklı tutmak ve yüksek tansiyonu önlemek için her gün muz yemeye çalışın. Kan basıncı yüksek tansiyon denince suçlanan muz
Tuz olduğu bilinen bir gerçektir. Muzların tuz içerdiği yüksek, potasyum içerdiği düşüktür. Bu özellikleri durumdan muzdarip olanlar için idealdir. Kan basıncını azaltmaya, arterler ve damarlardaki gerginliğin giderilmesine yardımcı olur. Böylece kan vücutta düzgün bir şekilde dolaşarak organların daha iyi çalışmasını ve çalışması için oksijen taşıyabilir. Anemi mücadele yardımcı olur. Muzdaki yüksek demir ve içerdiği nedeniyle anemiden muzdarip olanlar için mükemmel bir besindir. Anemi kandaki kırmızı kan hücrelerini veya hemoglobin sayısını azalttığı bir durumdur. Bu yorgunluğa, nefes darlığı ve solgunluğa yol açar. Astım tedavisi. 2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre muz çocukları öksürüğe ve birçok astım semptomuna karşı koruyabilir. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.